yerlerini versinler. Evet, sıradaki konumuz 1939 Balıkesir doğumlu, Ankara Üniversitesi Fen Fakültesi Fizik Yüksek Mühendisliğinden mezun. 69-79 yılları arasında Ankara Nükleer Araştırma Merkezi'nde araştırmacı olarak çalıştı. Gaziantep Üniversitesi'nde fizik bölümüne doçent olarak akademik hayatına başladı. Yine Kahramanmaraş Rad Fakültesi'nin kuruculuğunda öncülük yaptı. Kendisinin Milletler Arası orijinal yayınları bulunmakta. Fizik doktorası ve İngiltere'den yapmış olduğu kimya doktorası var. 1993 ve 2006 yılları arasında da Fırat Üniversitesi'ndeki öğretim üyeliği görevinden sonra emekli oldu. Profesör Doktor Ata Selçuk. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Sevgili Konyalılar, sevgili Konyalılar, biz buraya sizlere bazı şeyleri anlatmak için geldik. Kıymetli hocamız Profesör Doktor Aydar Başbey'in nezaretinde sizlere durumumuzu, yani ülkenin ne hale geldiğini anlatmaya, siz kahraman evlatların torunlarına, neslin torunlarına uyandırmaya geldik. Diyoruz ki siz uyanırsanız mandacıları da uyandırırsınız. Bu sözümü unutmayın. Uyanırsanız uyandırırsınız. Onun için şundan bahsediyorum. Memleketin haline bir bakın. Yani ne haldeyiz? Dünyada iki türlü millet var. Biri sömüren, biri sömürülen. Sömürenler sömürülecekleri ülkelerde kendilerine uygun insanları iktidarlara getirirler. Onlara derler ki bu koltuk senin. Sen buraya geleceksin, bu memleketin başında olacaksın ama ben ne dersem onu yapacaksın. İşte şu anda Türkiye'nin durumu bu. Başımıza gelenler dışarıdan icazet alarak başımıza geldiler. Ne zamandan beri? Uzun zamandan beri. Yani Atatürk'ten sonra, o kıymetli kahramandan sonra her şey oldu bu memlekette. Bunu hepiniz şahitsiniz. Ben Atatürk'ün ölümünden 6 ay sonra doğdum. O yüzden benim adım Atadır. Benim babam Atatürk'le beraber savaşmıştır. 19 yıl Balkanlarda, daha sonra Kafkaslarda, sonra da Kurtuluş Harbi'nde onunla beraber olmuştur. Onunla beraber bir odada oturmuş, onun katipliğini yapmıştır. 15 gün Amasya'da onunla beraber çalışmıştır. Ben ailenin tek çocuğum. Babam bana dedi ki, oğlum, hem de en küçüğüyüm. Dedi ki, oğlum, ben vatan için bu kadar savaştım. Eğer sen bir savaş olursa, geride kalırsan hakkımı helal etmem, dedi. Onun için ben buradayım ve her şeyin önünde gitmeye çalışıyorum. Şimdi gelelim memleketimizin haline. Dediğim gibi icazet alanlar bu ülkeyi idare ediyorlar. Ettikleri için de sömüren devletlerin istediklerini yapıyorlar. O nedenle kanunlarımız Avrupa Birliği kanunları ve ABD emirleridir. Diyeceksiniz ki niye AB kanunları da ABD emirleri? Çünkü emirleri ABD'den alıyoruz. Kanunlarımız da Avrupa Birliği peşinde koştuğumuz için o saçma durumda onların kanunları neyse onları yapmaya çalışıyoruz. Ne derlerse onu yapıyoruz. Şu ana kadar çıkan kanunların içinde şu sonlar hariç, sondakiler hariç hepsinin AB'nin emriyle yaptık. Peki sondakileri niye yapıyoruz? Arkadaşlarımız söylediler. Dördüncü paket geliyor. Ne için? Kendilerini kurtarmak için. Anayasayı değiştirecekler. Ne için? APO'ya uymak için. Yani şu anda çıkacak anayasa terör anayasasıdır. Bundan önce çıkanlara askeri anayasa diyenler buna ne diyecekler onu merak ediyorum. Ben söylüyorum, bu terör yasasıdır. Devlet teröre mağlup olmuştur. Neden? Amerika'nın emirlerini yerine getirdikleri için. Suriye ile harbe giriyoruz, onlara yardım ediyoruz, anarşistlere yardım ediyoruz, AB emrettiği için. Topraklarımızı satıyoruz, emredildiği için. Ondan sonra madenlerimizi peşkeş çekiyoruz, sularımızı veriyoruz, altınlarımızı veriyoruz, hiçbir madenimizi bırakmıyoruz. Bunlar hep o koltuk için. Ama bunların hesabı sorulacaktır. Nasıl mı? Bakın söyleyeyim. Anayasa çıkıyor şimdi.
Anayasanın dokunulmaz maddeleri vardır. Yani demokrasi, üniter devlet, laiklik, bunlara kimse dokunamaz. Çünkü bunlar Atatürk'ün koyduğu kurallardır ve değişmeyeceği anayasayla bellidir. Bunları değiştirmeye çalışmak terör suçudur. Bunu gazetede de yazdım, okuyabilirsiniz. Terör suçudur. Yani siz APO ile anlaşma yapamazsınız. Yani anarşistle birleşemezsiniz. Onlarla uyuşamazsınız. Ne yapacaksınız? Anarşiyle savaşacaksınız. Yani anarşiyi yok edeceksiniz. Salıverdiniz onları. Ne diyorsunuz? Biz yurttan çıkaracağız. Nereye gidecekler? Silahlarını mı bırakacaklar? Belki bırakırlar. Ama öbür taraftan gene silahlarını alırlar, gene gelirler terör yaparlar. Çünkü terörle onlar yaşıyorlar, silahla yaşıyorlar. Diyelim ki yapmadılar. Ne yapacaklar? Gruplar halinde terör örgütleri kuracaklar. Halkı ezecekler. Onun için teröristleri bırakmak bir çözüm değildir. Terörist cezasını çekmek mecburiyetindedir. Buna razı mısınız çıkmalarına? Hayır. Devlet o hale geldi ki bütün silahlarımızı dışarıdan alıyoruz. Dışarıdan silah aldığın zaman, teknolojiyi aldığın zaman onlarla savaşamazsınız. Yani Amerika'dan aldığınız bir uçak veya İsrail'e gönderip de elektroniğini yaptırdığınız bir uçakla siz İsrail'le savaşamazsınız. Bir düğmesine basar, tabut haline gelir uçak. Çünkü bunlar aptal değiller. O aleti yaparken içine bir entegre devre koyarlar. Ben bu işin içindeyim. Susam kadar büyüklüğünde bir parça koyarlar, farkına bile varmazsınız. Ama siz havaya çıktığınızda bütün silahlarınız tesirsiz hale gelir. Biz ne yaptık? Hep onlara güvendik. Yani diyorum ki biz iktidara geldiğimizde ve gelmek mecburiyetindeyiz. Bu kadar nüfus, ne diyorum bakın, savaşamaz. Silahları işe yaramaz. Ama biz iktidara geldiğimizde kendi silahlarımızı kendimiz yapacağız. Bizde teknoloji mi yok? Size söz veriyorum. Vallahi yemin ediyorum. Birkaç sene içinde dünyanın en büyük teknolojisini yapacak güçteyiz. Türk milleti zekidir. Türk milleti dahidir. Ve dahilerin dahisi de Profesör Doktor Haydar Baş'tır. Ekonomimizi düzeltecek olan odur. Devleti devlet yapacak odur. Sakın muhalefete güvenmeyin. Onlar da Amerikan yolundadır. Bu vatan bizimdir. Bizim kalacaktır. Hepsi hava alacaktır. Hepinizi selamlarım.